Mahşerde bir kul huzura getirilir. Bakılır defterleri, zabut verakaları, amel sayfeleri simsiyah. Ateşe emir buyurur Cenab-ı Hak. Umumi tabirimizle zebaniler alırlar bunu. Cehenneme doğru götürüyorlar. Yani mahkeme kararından çıkmış. Mevlaca imza edilmiş. Hatmen makviye ateşe gidiyor. Fakat kul duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor. Kulum, niye arkana bakıyorsun? Amelin belli, halin malum, mahkemeden de geçtin, şahitlerin uzuvların, neticeyi karar belli, niye arkana bakıyorsun? Ya Rabbi, dünyadayken Yüce Habibin, Zat-ı Akdesinden böyle bir hadisi kutsi nakletmişti, ben alimlerden duymuştum. Buyuruyordum ki, ben kulumun zannettiği gibi tecelli ederim, dilediği gibi zannetsin buyurmuşsun. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hatta Kütüb-i Sitte hadisi, Bukhari-i Müslim hadisi, sahih hadisi kutsi. Ben bunu öğrendiğimden sonra ölünceye kadar böyle inandım ki Rabbim beni affedecek. Zannım böyleydi. Sen bu hadisi kutsiyi buyurmadın mı? Yoksa hocalar yanlış mı söylediler? Kul böyle yükleniyor mahşerde. Peygamber Efendimizin dilinden. Masal değil, ha, haberiniz olsun. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, evet, o hadisi kutsidir. Ben öyle buyurdum, Resulüm de en doğruyu nakletti, hocalar, alimler de doğru söyledi. Ben zannettim ki ömür boyu Rabbim beni affedecek diye, ya Rabbi, şu halde ben de geçmiş bütün günahlarını affettim, gir cennetime buyuracaklar Cenab-ı Hak.